Cihan'ın bilmesi lazımdır ki Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti uşak muamelesine tahammül edemez. Her medeni millet gibi varlığının, hürriyet ve istiklalinin tanınması talebinden katiyen ısrarlıdır ve bütün davası da bundan ibarettir. Kanla yıkana yıkana temizlendi Sakarya'nın doğusu. Onlar geri dönmeyi düşünmeyenler. Onlar on binler, yüz binler, bu topraklar için can veren erler. Sanılmasın belirsiz mezarlarda kaldılar. Hür ufuklardan vatanın hem gece hem gündüzüne, doğacak aylara yıldız oldular. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı Devleti istemeden girdiği savaşın bedelini ağır ödemişti. Savaş sonrası imzalanan antlaşmalar, tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşayan bir ulusun kendi vatanında başka ulusların egemenliği altına girmesi anlamına geliyordu. Şüphesiz bu kabul edilemezdi. İşte bu zor günlerde Türk ulusu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlığa giden yolu özbenliğinde aramış, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, tam bağımsızlık için ulusal bir direniş başlamıştı. İtalyanların payının büyük bir kısmının İngilizlerin isteği üzerine Yunanlılara verilmesiyle İngilizler tarafından güçlendirilen Yunan donanması 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkarır. Anadolu hükümetine kendi koşullarını daha çabuk kabul ettirmek için Anadolu'nun içlerine doğru ilerler. Ancak ilk darbeleri 1. ve 2. İnönü Muharebelerinde yer ve Türk ulusunun varlığını anlarlar. Bu nedenle Türk Kurtuluş Savaşı'nın sembolü olan Ankara'yı ele geçirmeden ideallerine ulaşamayacaklarını düşünerek Ankara'ya yönelirler. Yunanistan Kralı Konstantin Ankara'ya, Ankara'ya diyerek hedef gösterdiğinde takvimler 11 Haziran 1921'i gösteriyordu. Megalo iddiayı gerçekleştirmek için Büyük İskender'in 2340 yıl önce çıktığı Büyük Asya Seferi'ni Küçük Asya Seferi ile tekrarlayacak, Gordion'da kördüğümü çözecek, Türk ordusunu yok edecek, Ankara'yı, sonra İstanbul'u alacak ve Büyük Bizans Devleti kurma düşünü gerçekleştirecekti. Bunun için bir de dernek kurmuşlardı. Üyelerine hazırladıkları kimlik kartının sol üst köşesine Atina Akropolü'nü, sağ üst köşesine Ayasofya'yı, ortaya ise kurmayı düşündükleri Büyük Bizans Devleti harikasını yerleştirmişlerdi. Afyon, Kütahya, Eskişehir illerinin kaybedilmesinin ardından Mustafa Kemal Paşa, orduyu Sakarya Irmağı'nın doğu yakasına çekerek Yunan ordusunu burada beklemenin hem zaman kazanmak hem de düşmanı ana ikmal üslerinden uzaklaştırmak bakımından daha doğru olacağına karar verir. Böylece kademeli olarak geri çekilme gerçekleştirilir. Bin yıllardır hemen yarı başında bulunan Gordion antik kentine Sangarios adıyla koruma görevi yapan Sakarya Irmağı'nın Sakarya adını almakla görevi bitmez bu topraklar için. Bu kez de görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusuna sur duvarı olmaktır. Bir geçerse diyordu Mustafa oğlu İsmail, bir geçerse Sakarya'yı bu Yunan, Ankara'nın, Kayseri'nin vay haline o zaman. Yunan ordusunun Ankara'ya yaklaşması sonucu 20 Haziran 1921 tarihli meclis toplantısının kapalı oturumunda hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınması gündeme gelir. Bunun üzerine daha önce sadece yemin etmek için kürsüye çıkan Dersim milletvekili Diyap Ağa'nın, "Efendiler, biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa dövüşerek ölmeye mi geldik?" sözleri ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemekteydi. Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınması, savaş sırasında zaman zaman gündeme gelecek Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, "Bize yağmur yağarken düşmana güneş doğmuyor" sözüyle Yunan ordusunun da sıkıntı içinde olduğunu, savunmanın sürdürülmesi gerektiğini söyleyecektir. Sakarya Irmağı doğusuna çekilme esnasında işgal güçlerine hiçbir birlik kaptırılmamıştı. Ancak kaçaklar yüzünden azalmış olan ordu hemen takviye edilmeli, savaş süresince tüm ihtiyaçları karşılanmalıydı. Bunun için ne zaman ne de para vardı.
Sakarya, soyumun kader çizgisi. Tarihin yeniden yazıldığı yer. Baş eğmemek için nice canların Azrail'le bile dövüştüğü yer. Vatan diyebilmek için tekrar vatana, imanın imkanla boğuştuğu yer. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkomutanlığı teklif etmesine karşılık Mustafa Kemal Paşa, ömrüm boyunca ulusal egemenliğin en bağlı hizmetçisi olduğumu, ulusun önünde bir kez daha doğrulamak için, bu yetkinin 3 ay gibi kısa süreyle kısıtlanmasını ayrıca isterim diyerek teklifi kabul etmiştir. 5 Ağustos 1921'de çıkarılan Başkomutanlık Yasası'nın 2. maddesi, başkomutana ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak, sevk ve idaresini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiilen kullanma izni veriyordu. Bu Atatürk'e asker oldu. Asker oldum ama Atatürk'ün asker, askerleri hepsi çoluk çocuk. Mesela daha ne silah görmüş, ne tadır görmüş, ne terbiye görmüş. Bir şeyde darbeleri yok çocukların mesela böyle. Bunların da kimi görürsek görebilir. Böyle eli silah tutanı hemen çağırıp getiriyoruz. Hadi bakalım al şu silahı, eline bir silah veriyoruz. Silahı veriyoruz ama bak, çocuk bir silah veri yok ki. İlk iş olarak tekalifi milli emirleri çerçevesinde halkın ve tüccarın elinde bulunan her türlü malın %40'ını makbuz karşılığı bedeli sonradan ödenmek üzere orduya verilmesi istendi. Ayrıca her ev bir kat çamaşır, bir çift çorap, bir çift çarık hazırlayacak, halk elinde bulunan her türlü silah ve cephaneyi teslim edecek, 100 kilometreyi geçmemek kaydıyla ellerinde bulunan taşıtlarla orduya ait malzemeyi ücretsiz taşıyacak, ülkeyi terk edenlerin hazineye geçmiş olan mallarından ordunun işine yarayacaklara el konulacak, esnaf ve zanaatkarlar imalathanelerinde orduya gerekli araç ve gereçleri üretecekler, kendilerine geçinecekleri kadar ücret ödenecek, halkın elinde bulunan yük taşımada kullanılan hayvanların %20'sine el konulacak ve bedeli sonradan ödenecekti. Eski gaziler silah altına alınıyor, gençler cepheye koşuyor, halk mal varlığını orduya bağışlıyordu. Ve yeniden bir umut filizlenmişti. Sakarya Meydan Savaşı'nda 10 yaşlarında olan İzzet Karayel o günleri şöyle anlatıyor. Atatürk emir verdi. Köyün bütün davarları, koyunları, sığırları, develeri, çok mal vardı bu köyde. Belki 50.000 mal vardı. Çok köy çok zenginidir. Bu malı orduya teslim edin. Ordu yesin. Eğer ki Yunan buraları teslim alırsa Yunan'ın askeri yemesin. Bizim asker yesin. Biz savaşı kazanırsak malınızı bir çöp bir iğne kaybolmaz malınızı geri veririz. Zaten biz savaşı kaybedersek mal da gider, bütün memleket de gider. Atatürk böyle deyince gitti. Sakarya Meydan Savaşı için karargah olarak Alagöz köyünde Türkoğlu Ali Ağa'nın çiftlik evi seçilmişti. Alagöz deresinin iki yanında kurulan çadırlarsa karargah görevlilerinin ve muhafızların bina ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Birkaç çiftlik evinden oluşan Alagöz köyünde çadırlardaki santraller ve durmadan işleyen telefonlar, motorlu ve atlı araçlar Sakarya Ovası'nda Türk'ün yazgısını değiştirmek için hazırlanmıştı. 16 Ağustos 1921 tarihinde İngiliz Avam Kamarası'nda Başbakan Lloyd George, Türk ayaklanmasını bastırmak için Anadolu'nun dağlık bölgelerine kadar İngiliz orduları gönderilemeyeceğine göre İngiltere'nin önünde tek